Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha karşınızdayım. Alman karabaşlarının içine koç getirdim arkadaşlar. Koç aşım yapmaya başladı. Aşım yapılanlara ayırıyorum. Diğer tarafa şöyle. En azından bir koç ne oluyor? Bütün enerjisini bir koyuna harcamıyor. Mesela gördüğümü atıyorum, gördüğümü atıyorum. Mesela 3-4 tanesini atıyorum. Artık gece de sabaha kadar hangilerini aşarsa aşıyor yani. Karışık aşıyor. Bu şekilde. Biraz daha beslemeli kuzu getirdim şöyle arkadaşlar. Buradaki etli kuzuları kestirdim. Piyasa bayağı bir düşüyor. O yüzden ne yapalım, ne edelim? Yapacak bir şey yok. İşimiz bu olduğu için yeme bahalı. Şansımıza inşallah mal para eder. Veya para eder umuduyla tekrardan kuzu topluyoruz. Diğer taraftaki kuzularımız etlendi. Onları da çekeceğim. İnanın şu an iş sıfır. Kasaplar mal kesmiyor. Ondan da bahsedeceğim yani. Şöyle bunları da yeni getirdim. Şöyle bakın maşallah. İri yaylım kuzuları. Millet yem vermemiş arkadaşlar. Yem vermiyorsunuz bari insan bir yemek yapar. Bakın şöyle uyuzlarına bakın. Bakın kulaklarına arkadaşlar. Şimdi bunların kulaklarını tedavi edeceğiz işte böyle. Ayaklarında var, kulaklarında var. Şöyle uyuzlar. Bunları önce bir yani soğan filesi tarzı bir şey diyeyim size artık. Yani daha iyi aklımızda kalıcı olur. Onunla kulaklarındaki bu kepeklerini kazıyacağım. Üstüne bakın şöyle bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen hemen hepsinde var. Onları soğan filesi tarzında bir şeyle kazıyacağım veya bulaşık teli. O uyuzun üstündeki kepeklerini. Tabii ki elimize eldiven bir şey giymemiz lazım. Onları da gresleyeceğiz. Bu dıştan bizim yaptığımız şey. Niye? Çünkü nasıl diyeyim size? Bunu yumuşatmazsak bu geçmiyor. Mazotla gres yağını karıştıracağız. Kulaklarına, burunlarına süreceğiz. Bir de ekstradan bunlara iyomek girmemiz lazım. İyomek gireceğiz bunlar arkadaşlar. İyomeklerine girip vitaminlerine girip tedavi edeceğiz inşallah. Yani normalde yaz mevsimi bu tarz hastalıkların olmadığı mevsim. Çünkü yazın niye? Nemli bir zaman. Ama ben veterinerlere sorduğum zaman veteriner diyor ki abi diyor artık hastalığın yazı kışı kalmadı. Mesela çiçek hastalığı kış girerken veya yaz girerken oluyordu. Kışın ortasında veya yazın ortasında çiçek hastalığı çıkıyor. Şap hastalığı yine keza öyle. Kış girerken ya da yaz girerken. Genelde kış girerken çoğunlukla 190 oluyor ama yazın içinde yine şap hastalığı çıkıyor. Yani artık hastalıklar da birbirine karıştı. Acaba diyorum bu korona hastalığından dolayı hayvanlarla ilgili mi de bir sıkıntı oluyor bilmiyorum da. Yani böyle değişik değişik olaylar oluyor. Bakın şunları da topladık. Bir tane müşteri geldi. 10-15 tanesini ayırdım. Pablo ayırdım. Sergilemek için. Şimdi bunların içinde irileri var. Biraz ufaklarını dedi adam ben küçük alacağım. Bunların küçüklerinden ayırdım ben. Belki anlaşırsak onları da vereceğim. Bunlar böyle beslemeye aldığım kuzular. Bunlar da ortalama 40-45 kilo civarı. Arkadaşlar bu kuzular. Çok da hesaplı almıyor yani haberiniz olsun. Şu piyasada kesilse yine kar. Bakın arkadaşlar şunlar da toklularım. Bakın aynen acımadan batarcasına besi yemini arpaya vermeye devam ediyorum. Bakın diğer tarafta da aynı şekilde oluk. Burada da aynı şekilde oluk 24 saat. Oluk içi de full bakın. Vitamin tozu da burada. Malları full yemlemeye devam. Full. İnanın kasapları aradık. Adamlar amma yalan amma gerçek. Abi iş yok diyor. Kesmiyor. Yani şu malların yani birazını keseceğiz. Geçen videoda da bahsettim. Vallahi daha kesemedim. İş yok diyor kasaplar. Taban fiyat vuruyor. Yani ne bileyim ben de dedim lan yesin. Fiyat gelirse gelir yani düzgün bir şey. Kasaplar nasıl olsa işleri açılacak. Bugün açılması yarın açacak. Yani yazık günah ya. Yani şu kuzuların ne bileyim etleniyor. Boşu boşuna yem yediriyoruz. En azından etlerini kesirsek yerine biraz zayıf mal alırız. Ne olur köylü malını satar. Biz besimize mal koyarız. Kafamız rahat bir şekilde yemleriz. Yani şimdi etlenmiş şu malların ben neyini besleyeceğim arkadaşlar ya. Şimdi etlenen malları yemlemeye devam ediyoruz yani. Şunlara bakın ya.
Yani bari şunları çıksak yerine yine toplu koyalım da. Yani iş dönerse dönecek yani. İş olursa olur. Ne olur? Ben bu malı alırım. Kestiririm mesela. Kasap kesse. Ne olacak? Köylünün malı para edecek. Ben gideceğim köyden mal alacağım. Şimdi köylüler de malını satamıyor. Ne oluyor? Yok pahasına veriyor insanlar. Vallahi yok pahasına veriyor. Yani insan canı da sıkılıyor yani. Şimdi emek ediyor. Ya ben şimdi şurada koç katımı yapıyorum. Şimdi koç katımı yapıyorum. Koçu başını bekliyorum. Hani şu koyuna iki kere atladığı zaman hemen koçu çıkartayım da yerine başka bir koyun koçlasın da onu atlasın da en azından kuzularımın hepsi bir kalemde doğsun. Yani 15 günde 20 günde doğsun. Kafam rahat olsun istiyorum. Yani ben şurada bir 30 koyunla uğraşıyorum. Bu adamın bir 300 koyunu var, 200 koyunu var. Bu adamlar emek ediyor ya. Yani kuzusunu satamıyor. Kuzu para etmezse bu adam ne yapacak? Ya malcılığı bırakacak ya malı azaltacak. Yani bu sefer ne olacak? Seneye yemin ederim her yer arpa da olsa arpa para etmeyecek. Veya arpa çıkmasın istersen. Millet malcılığı bıraktıktan sonra bu arpayı kim yiyecek? Biz mi yiyeceğiz yani? Para etmeyecek abi bu sefer arpa. Yani yazık günah. Bu sefer kasap kesmediği mal için mal arayacak. Bu sefer eti olacak 500 lira. Yani biraz arkadaşlar hayvancılar vallahi çok zor durumda. Yani şu mallar etlenmiş. Burada bekletiyoruz ya. Şöyle bakın arkadaşlar. Ya. Vallahi billahi el vicdan ya. Şu toplara bakın. Ya en azından şunun 40-50'sini kessek yerine 40-50 tane ayrı toplu koyarız. Kalan da bir ay sonra yetişsin. Onları da bir ay sonra keselim. Hani fazla bir şey de istediğimiz yok gerçi de. Ama inanın kasaplar naza çekiyor kendini. Malı kesmiyorlar. Şirketler istemiyor diyor. İşte devlet de diyor ki kardeşim siz yine kesin fiyatına kesin biz zararına satıyoruz diyor devlet. Ama kasaplar da bunu mahana ediyor. Böyle. Devletin aşağı sattığı yere biz de aşağı satmamız lazım. Kasap da kendince haklı. Yani işte bir ilk ucu bilmem neyli değnek diye bir hesap var öyle. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum arkadaşlar. Allah sonuna hayretsin. Vallahi çok zor. Bir süreç yani bir süreç de bakalım bu süreç. Yani Allah sonuna hayretsin. Yani bir şekilde bu işlerin içine çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olur. Şimdi düvelerimizi dizmişiz buraya. Aynen bunlar da aynı şekilde yiyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Önlerinde yem. Hayvanlar yiyor. Full time yiyor. İçeride de dolu. Onları da çekeceğim. Yarın da olmadı bir de yarın düve falan videosu yapayım. Onları da çekeyim. Dün bunların hapını attım işte arkadaşlar. Bazılarının karnı çekkindi. Bunlara genelde eskiden rahmetli babam hap ishal etmezse iyi değil derdi de. Çünkü bazı hayvanlara ishal olduğu zaman çok ateşleniyor, daha çok rahatsız oluyor. O yüzden hapını da genelde ben ishal etmeyenini atıyorum. Daha iyi olur diye. Elimden geldiğince ishal etmeyen hap atıyorum. Şu biraz çok şeydi. Şuna bayağı bir parazit olduğunu şüphelendim. Buna biraz fazla attım hapı da. Bu da fazla tokanmamış. Şu düveye. Fehmi! Koça bakıyor mu? Takip et onu. İyi böyle arkadaşlar işte. Besicilikte böyle zor. Yani zorlanmaya başladı. İnanın yetiştirilen mal yetiştiriliyor ama nasıl diyeyim? İş yok. Bir ara Araplara ihracat gidiyor diye canımız sıkılıyordu. Araplara da gidiyor. Şöyle böyle ya keşke açılsa diyoruz artık ya. İhracat olmazsa Türkiye'de inanılmaz derecede kuzu var. Milletin hep elinde patlayacak bu kuzular. Vallahi hep patlayacak. Ya şekil ha. Ya ben bunlardan bir tanesiyim. Besicilerden ben bir tanesiyim arkadaşlar. Yani benden daha kapsamlı besi yapan insanlar var. Tamam biz de 1000 tane yapıyoruz. Adamın 3000, 5000 besisi olan insanlar var yani. Bu adamın işi gücü besi. Zaten bu adamlar çoğu zaman çarpılıyor. Bu adamlardan mal alıyorlar, kesiyorlar, parasını ödemiyorlar. Yani bu tarz bir sürü besici insan var. Onların Allah yardımcısı olsun. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerin ya. Abonemiz ne kadar artarsa o kadar iyi.
daha iyi videolar çekeceğiz inşallah. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.